basına ve kamuoyuna. 1967'den bu yana terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'mıza ilk defa bu kadar alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir. Mescid-i Aksa'nın içerisine kanlı postalları ile girip, aynı pis postalları ile kıble caminin içerisine de girerek, mushafları yere atıp üzerlerinde tepindiler. Minberlerine zarar verdiler. Mescid-i Aksa'nın çevresinde Müslümanları mescidin içerisine almayan satılmış ruhlu terör grupları ise Müslüman kardeşlerimizin üzerlerine plastik mermi ve gaz bombaları atarak 27 kardeşimizi yaralamışlardır. Terör devleti İsrail'in bu çirkefliği kabul edilebilir bir şey değildir. Terör devleti İsrail'in Müslümanların kırmızı çizgisi olan Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği bu alçakça saldırı cesaretini başta Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği'nden almaktadır. Bununla birlikte İslam coğrafyasının parçalanmışlığı ve başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Batı ile olan ilişkileri de terör devletini bu anlamda cesaretlendiren diğer unsurlardır. Bizler buradan sesleniyoruz. Ey Filistin, ey Kudüs ve ey etrafı mübarek kılınmış Nazlı Aksa, sen yalnız değilsin. Ve ey İsrail, sana da buradan sesleniyoruz. İnşallah çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini bir kez daha buradan haykırıyoruz. Bu anlamda Peygamber Sevdaları Platformu'nun 14 Kasım Cuma günü Hüseyin Paşa Camii'nde kılınacak Cuma namazı akabinde Balıklı Parkı'nda düzenleyeceği Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık adlı basın açıklamasına Gaziantep Eğitim, Rehberlik, Araştırma ve Yardımlaşma Derneği olarak destek vereceğimizi duyuruyor, üyelerimizi ve tüm halkımızı davet ediyoruz.